Merhabalar. Bu videoda basit doğrusal regresyonun SPSS'de nasıl analiz edildiğini ve sonuçlarının nasıl yorumlandığını, nasıl raporlandığını, bilimsel bir şekilde nasıl tabloya döküldüğünü ve sonuçlarının nasıl değerlendirildiğini birlikte görmeye çalışacağız. Öncelikle basit doğrusal regresyon analizini yapabilmek için gerekli olan bazı varsayımlar var. Bunlardan ilki normallik varsayımını yapabilmek. Bu normallik varsayımının daha önceden nasıl olduğunu ilgili videolarımda bakıp görebilirsiniz. Normallik varsayımını yaptıktan sonra değişkenlerin normal dağıldığını varsaydığımızı düşünüyoruz. Bu doğrultuda ikinci yapacağımız varsayım, değişkenlerin doğrusal bir ilişki gösterip göstermediğini öncelikle test etmemiz lazım. Bu doğrultuda bir grafik çizmemiz gerekiyor. Öncelikle burada grafik kısmına geldiğimizde burada en altta diyalog seçeneği var. SPSS 21 uygulamasında bu. Burada geldiğimizde scatter diye bir bölüm var. Scatter dot yazıyor. Burayı tıkladığımızda burada simple'ı seçiyoruz. Bunu seçiyoruz ve define dediğimizde önümüze bir ekran geliyor. Burada test etmek istediğimiz değişkenlerin durumunu değerlendiriyoruz. Bizim hipotezlerimiz, şimdi birazdan bahsedeceğiz, finansal okuryazarlıkla satın alma tutumu arasında bir etkileşim var mı? Buna bakacağız. Finansal okuryazarlık satın alma tutumunu etkiliyor mu? Buna bakacağız. Dolayısıyla bağımsız değişkenimiz finansal okuryazarlık. Bunu x, ax yazan yere aktarıyorum. Bağımlı değişkenim satın alma tutumu. Bunu da y, ax kısmına atıyorum. Başka bir şeye ellemiyorum. OK dediğimde ilgili grafik gelmiş oluyor sonuç kısmına. Burayı çift tıkladığımda burada şu gördüğümüz grafik şeklini tıklarsak eğer hemen bize basit bir şekilde grafiği çizmiş oluyor. Kapatıyoruz ve bakıyoruz. Doğrusal bir ilişki var mı yok mu? Zaten bu grafikte gördüğünüz gibi bakın satın alma tutumu ve finansal okuryazarlık 1 ile 5 arasında değerlendirilmiş. Satın alma tutumu finansal okuryazarlık arttıkça satın alma tutumu da arttığını görüyoruz. Grafikten gördüğümüz gibi doğrusal bir ilişki vardır. Önemli olan bu ilişkinin doğrusal olması. Çok büyük bir doğrusallık gerekmiyor. Doğrusal olması önemli. Eğrisel bir ilişki olsaydı, ters ilişki olsaydı o zaman bu analizi yapamayacaktık. Bu şartı sağladıktan sonra artık diyoruz ki basit doğrusal regresyonu bu iki değişken arasında yapabiliriz. Öncelikle oluşturduğumuz hipotezlerimize bir bakalım. Hipotezlere baktığımızda iki tane hipotezimiz var. Öncelikle birinci hipotezimize bakalım. Finansal okuryazarlığın satın alma tutumuna anlamlı düzeyde ve pozitif yönlü bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Hipotez 2'de de finansal kaygının satın alma tutumuna anlamlı düzeyde ve negatif yönlü bir etkisi olduğunu varsayıyoruz. Bu hipotezleri sırayla test edeceğiz ve sonuçların nasıl değerlendirildiğini görmeye çalışacağız. Yine analyze kısmına geliyoruz. Basit doğrusal regresyon için gerekli olan şartları, ön şartları sağladıktan sonra regression kısmına geldiğimizde burada linear regresyon diyoruz. Yani basit regresyon analizi diyoruz. Bunu seçtiğimizde hemen bakın şu şekilde bir sayfa gelmiş olması lazım. Bizim hipotezlerimiz neydi? Finansal okuryazarlık bağımsız değişkenimizdi. Independent kısmına bunu aktarıyorum. Satın alma tutumu da bağımlı değişkenimdi. Bunu da dependent kısmına aktarıyorum. Burada gördüğümüz gibi sağ üst köşede yapmamız gereken bazı seçimler var. SPSS'e bazı komutlar vermemiz gerekiyor. Hangi analizleri, hangi sonuçları istiyorsak. İstatistik kısmını tıkladığımızda burası önemli bir bölüm. Şurayı tıklıyoruz. Biz SPSS'te bahsettiğimiz konuyu nasıl analiz ederiz bunu görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla SPSS ile ilgili detaylı bir bilgi verip burada sizi yormak istemiyorum. Hepsini tek tek anlatmamıza gerek yok. Bizim için basit doğrusal regresyon analizi için ne gerekiyor? Öncelikle regression coefficient kısmında estimate dediğimiz yeri tıklamamız gerekiyor. Bu sonucu bize ver diyoruz. Sonra model fitliğini ver bize diyoruz. Sonra R kare değerini ver diyoruz. Bunun dışında istediğimiz şu aşamada bir şey yok. Hani tanımlayıcı istatistikleri isterseniz talep edebilirsiniz. Ama bu aşamada basit doğrusal regresyon için bu üçünü seçmemiz yeterli oluyor. Continue dediğimizde bu kısım tamamlandı. Pilot kısmına geldiğimizde burayı da bu aşamada
kurcalamıyoruz. Burası da sonuçların kaydedilmesini istediğiniz şeyler varsa bunları seçin anlamına geliyor. Bu aşamada da bizim burada bir ihtiyacımız yok. Burayı da SPSS otomatik komut verdiği için burayı da ellemiyoruz. Herhangi bir yere dokunmuyoruz. Basit doğrusal regresyon için sadece istatistik kısmına giriyoruz. Az önce bahsettiğimiz seçimleri yapmamız yeterli. Ve OK dediğimizde ilgili regresyon analizi sonuçları 3 tane, 4 tane tablo şeklinde geldi. Şimdi bakalım, bizim için önemli olan şu 3 tablo. Modeli özetleyen bir tablo, ANOVA sonucu ve coefficients sonucu. Bunları nasıl raporluyoruz, hangisi ne anlama geliyor ona bakacağız. Öncelikle significant değeri bizim için her zaman önemli demiştik. Bunlar 0.05'ten küçükse, bakın burada da küçük, bu modelin anlamlı olduğunu gösteriyor. Diğer tabloda da yine significant değeri 0.05'ten küçük olduğu için bu modeldeki etkileşim hipotezin doğru olduğunu ifade edebiliriz. Yani finansal okuryazarlık satın alma tutumunu etkiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Anlamlı düzeyde pozitif mi negatif mi? T değerlerine baktığımızda pozitif. Burada yine beta değerlerine baktığımızda bu da pozitif. Dolayısıyla ne diyoruz? Pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde etkilemiştir diyoruz. Ve hipotezimiz kabul ediliyor. Peki bunu nasıl raporlayacağız? Nasıl aktaracağız? Hemen buna da bakalım. İlgili bir akademik yazı oluşturuyoruz. Bir tez yazıyoruz. Bir makale yazıyorsak eğer. Bunu APA formatında genelde bu şekilde isteniyor. Nasıl formatlayacağımızı, nasıl raporlayacağımızı görelim. Büyütüp şuraya tabloyu görecek olursanız arkadaşlar. İşte tablo 5, tablo kaçsa artık numarasını yazıyorsunuz. Finansal okuryazarlıkla satın alma tutumuna dönük regresyon analizi sonuçları diyoruz. Değişkenlerimiz, bir tane değişkenimiz var bağımsız değişken, bir tane bağımlı değişkenimiz var. Satın alma tutumu bağımlı değişken, finansal okuryazarlık bağımsız değişken. Sabit değerleri veriyoruz, B değerlerini veriyoruz. Standart hatalarını, P değerlerini, T değerlerini ve anlamlılık düzeylerini veriyoruz. Bunları ilgili kısımdan gelip rapor kısmından alıp buraya aktarmamız gerekiyor. Format bu şekilde olursa daha güzel, daha şık oluyor. R değerlerini de yine aşağıda veriyoruz. R kare değerini, F değerlerini, F'nin anlamlılık düzeyini ve Durbin-Watson kat sayısını da, bu daha çok çoklu regresyon analizinde gerekli olan bir sonuç. Bu aşamada bunu yazmasak da oluyor. Şimdi bu raporlamada hemen isterseniz kontrol edelim şöyle. Şöyle bir kontrol etmek gerekirse. Bakın sonuçlara bakalım. Şunu nasıl aktardık buraya? Baktığımızda arkadaşlar. Mesela. Şurada. F değerleri 84.989'muş. Bu F değerini hemen geldim buraya yazdım. F değerine ilişkin anlamlılık düzeyi, significant değerini hemen yanındaki P eşittir 0.00 yazdım. R kare değerlerini bakın ilk tablodan aldık. R kare değerlerini ilk tablomuzdan aldık. R değeri 0.352 bunu yazdık. R kare değeri neymiş? 0.124'müş onu da yazdık. F değerini, P değerini ikinci tablodan alıyoruz. R değerlerini birinci tablodan alıyoruz. Ve son olarak son tablo çok önem arz ediyor. Burada da ilgili B değerlerini, bakın sabit B değeri, işte finansal okuryazarlığa ait B değeri, bunları buraya aktarıyoruz. Standart hataları yine son tablodan alıyoruz. Bunları da aktarıyoruz. P değerlerini de yine aynı şekilde, P dediği bu beta değeri, burada da bunu da son tablodan aktarıyoruz. T değerlerini de son tablodan aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi son tablodaki bütün bilgiler önemli ve hepsini ilgili raporumuza ya da tezimize ya da makalemize aktarıyoruz dikkat ederseniz. Ve significant değerleri, anlamlılık düzeylerini de yine buraya tablonun son kısmına her ikisini de aktarıyoruz. O halde oluşturduğumuz tablonun aslında şu kısmının tamamını en sondaki coefficient tablosundan aktarmış olduk. Sadece alt kısımdaki bu R değerlerini birinci tablodan, F'ye ait değerleri de ikinci tablodan aktarmış olduk. Peki bu doğrultuda bu sonucu nasıl yorumlayabiliriz? Hemen yorumuna da bakalım. İlgili bir çalışma yazıyorsunuz. Bir makale olabilir ya da bir tez olabilir. Az önceki tablo ele alındığında finansal okuryazarlık değişkeni ile satın alma tutumu orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki sergilediğini görüyoruz. Bakın R değeri ilişkinin düzeyini gösteriyor.
0.35.2. Yani %35.2'lik bir ilişkileri var. R kare değeri de modelin açıklanma düzeyini ifade ediyor. P de anlamlık düzeyini ve finansal okuryazarlık toplam varyansın %12.4'ünü ifade ediyormuş. Bakın R kare değerini yazdık. Açıklamaktadır. Yani bağımlı değişkendeki satın alma tutumu bağımlı değişkenindeki %12.4'lük değişim modele dahil edilen bağımsız değişken olan finansal okuryazarlık tarafından açıklanmaktadır. Standartize edilmiş regresyon katsayılarına yani P değerlerine baktığımızda da finansal okuryazarlık düzeyinde bir birimlik artış satın alma tutumunun üzerinde %35.2'lik bir artışa neden olmuştur şeklinde yorumluyoruz. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin testu sonuçlarına baktığımızda ise finansal okuryazarlığın satın alma tutumu üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğunu söylüyoruz. Bu doğrultuda az önce ifade ettiğimiz H1 hipotezini kabul etmiş oluyoruz. Böyle bir açıklamayla ilgili tezinizi, makalenizi rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Raporunu da bu şekilde bir tabloyla özetlersiniz ve ilgili hipotezin sonucunu değerlendirmiş olursunuz. Yine aynı şekilde bir diğer hipotezimiz için de test yapalım. Bunların raporlarını yazıp sizi sıkmayacağım. Sadece bir tanesini gösterdik. H2 hipotezi de diyordu ki finansal kaygının satın alma tutumuna anlamlı düzeyde ama negatif yönlü bir etkisi var. Hemen bunu da test edelim. İlgili SPSS'e geldiğimizde yine burada da grafik çizimini daha önce gösterdim. Tekrar yapmayacağım. Burada iki tane varsayımın sağlandığını söylüyorum. Yani hem normallik varsayımının hem de doğrusal bir ilişki olduğu varsayımının sağlandığını düşünerek analyze kısmına geliyoruz. Regression diyoruz yine. Linear regresyon. Burada satın alma tutumu yine bağımlı değişken olduğu gibi kalıyor. Finansal okuryazarlık yerine bu sefer finansal kaygıyı bağımsız değişken olarak aktarıyorum. İlgili istatistik sonuçlarım yine daha önceden seçtiğim için tekrar tıklamama gerek yok. 3 tane seçim yeterli. Continue dedim. OK dediğimde bakın ilgili sonuçlar da buraya geldi. 3 tane tablomuz var. En sondaki tablo çok önemli. Koefisyent tablosu. Buna baktığımızda bakın finansal kaygı ile finansal kaygının satın alma tutumuna etkisi neymiş? Anlamlıymış. Significant değerine baktığımızda 0.05'ten küçük. Dolayısıyla ne diyoruz? Finansal kaygı satın alma tutumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Peki de bunun yönü nedir? Negatif midir? Pozitif midir? Beta katsayısına baktığımızda, T değerine baktığımızda bakın hep eksi sonuçlar var. O halde finansal kaygı satın alma tutumunu anlamlı düzeyde ve negatif yönlü etkiliyor diye bunu kabul ediyoruz. Ve H2 hipotezini de kabul etmiş oluyoruz. Negatif yönünü de buradaki beta ve T değerlerinden görmüş oluyoruz. Yine burada modelin uyumluluğuna baktığımızda yine 0.05'ten küçük olduğu için model de uyumludur. Yani yine ne diyoruz? Finansal kaygı değişkeni de satın alma tutumunu açıklıyormuş. Ne kadar ölçüde açıklıyor? R kare değerine baktığımızda %1.4'lük kısmını finansal kaygı açıklıyormuş diye ifade ediyoruz. Yine bunu da aynı şekilde demin gösterdiğim şekilde raporlayabilirsiniz. Sizi sıkmamak için bunu tekrar göstermiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Basit doğrusal regresyonun nasıl yapıldığını, nasıl analiz edildiğini ve sonuçların nasıl yorumlandığını, nasıl raporlandığını bilimsel bir şekilde göstermeye çalıştık. Ön şartlarını test etmeye, göstermeye çalıştık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.